20 Şubat Pazartesi BBN Türk Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar efendim. Ben Bilge Sevilcioğlu. Türkiye iki büyük depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideriyle Hatay'dan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde konteyner kenti ziyaret ediyor. Az sonra açıklamalar yapacak efendim. Açıklamaları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlarımıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'dan sonra şu an Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Onlarla sohbet ediyor. Az sonra açıklamalarda bulunacak ve açıklamaları canlı olarak ekranlarımıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün Hatay'daydı. Depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Hatay'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kenti ziyaret etti. Görüntülerimiz canlı olarak geliyor. Konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Az sonra açıklamalarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen 1.684.000 vatandaşın barınma ihtiyacının da giderildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kenti ziyaret ediyor. Şu anda konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Bakanlar da orada. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında. MHP lideri Devlet Bahçeli de şu anda Kahramanmaraş'ta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamalara bakıyoruz efendim. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan binalara ilişkin tamamen yıkılmış 21 bine yakın binada 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı ifadelerini kullandı. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında Hatay'da 40.426, Kahramanmaraş'ta 45.067, Adıyaman'da 25.882, Gaziantep'te 18.544, Malatya'da 44.770, Osmaniye'de 9.550, Diyarbakır'da 6.000, Şanlıurfa'da 3.000, Elazığ'da 3.750, Adana'da 2.500 ve Kilis'te 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesi Hatay'a gitti. Buradaki incelemelerin ardından bilgiler veren Cumhurbaşkanı, şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100'er bin lira nakdi destek sağlıyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay süreyle erteledik. Depremzedelere destek paketlerini açıkladı. Çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Kamu bankalarından alınan kredilerin silindiğini belirtti. Mazot ve gübre desteklerini nakdi olarak Şubat ayı içinde hesaplarına yatırıyoruz. Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki hayvancılık desteği ödemelerini de deprem bölgesindeki illerimizdeki çiftçilerimiz için
Şubat sonuna kadar yapacağız. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremin vurduğu illere birlikte gitti. İki liderin ilk durağı Hatay'dı. Heyette İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de vardı. Erdoğan kentteki incelemelerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz. Depremde kurtulan vatandaşların sayına ilişkin bilgiler paylaştı. Afet zedelerin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirileceğini söyledi. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı da 114.834'ü buldu. Deprem zedelerimizden çadırlarda barınanların sayısı 751 bini bulmuştur. 1.684.000 vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir. Erdoğan 11 ilde 119 bin konut inşaatın Mart ayında başlayacaklarını belirtti. Yapıların güçlendirme değil sıfırdan yapılacağını söyledi. Konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek. Sıfırdan yeni bir Antakya'yı inşallah İnşa edeceğiz, Arsuz'u yeniden inşa edeceğiz, İskenderun'u yeniden inşa edeceğiz. İstanbul'da acil eylem planının devreye girdiğini açıklayan Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili de vatandaşlara çağrıda bulundu. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah bu sıkıntıları günleri kısa sürede geride bırakacağız. Asrın felaketinin üstesinden 85 milyon olarak asrın dayanışmasını sergileyerek yine hep birlikte geleceğiz. Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketinde vefat sayısı 41.156'ya yükseldi. Açıklamayı AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptı. Sezer ayrıca 20.870 binada enkaz çalışmalarının yürütüldüğünü de söyledi. Maalesef bugün yine vefat sayısında 41.156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız. 20.870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü ve az önce de belirttiğim gibi Hatay dışında neredeyse bütün illerimizde bu enkaz çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Arama kurtarma çalışmalarını 35.250 arama kurtarma personelimiz hem yurt içinden hem de yurt dışından destek verdiler. Şu anda da aktif olarak 19.436 arama kurtarma personeli çalışmalarına devam ediyor. Hem hava yoluyla hem karayoluyla hem de deniz yoluyla bu tahliye çalışmalarını demir yoluyla devam ettiriyoruz. Bizim tahliye merkezlerine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392.287. Aynı zamanda bizim tahliye merkezlerine uğramadan giden vatandaşlarımızla beraber bu sayı 485.682 kişi şu anda bu tahliye edilmiş durumda. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar 6.414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Asrın felaketi nedeniyle uzayan yarı yıl tatili sona erdi. 71 ilde okullar açıldı. Deprem bölgesinden farklı illere tahliye edilen çocuklar da ders başı yaptı. İki haftalık yarı yıl tatili deprem nedeniyle uzadı. Öğrenciler bir ay sonra ders başı yaptı. 20 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'ta sona erdi ama okulların açılacağı gün Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı.
10 kenti vuran 7.7'lik felaket nedeniyle eğitim öğretime 2 hafta daha ara verildi ve zorunlu ara bitti. 71 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Deprem bölgesindeki okullar açılmadı. Yıkıma uğrayan 10 ildeki öğrenciler başka şehirlerdeki okullara nakledildi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Antalya'ya gelen bir grup depremzede öğrenci arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Hoş geldiniz. Mersin'de de afetzede öğrenciler kamplarda oluşturulan sınıflarda ders başı yaptı. Üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Malatya'dan da bir tane. Öğrenciler 17 Nisan'da bir haftalık ara tatile girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretim 27 Mart'ta başlayacak. Kalan 6 ilde ise okullar kademeli olarak açılacak. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Deprem bölgesindeki bazı illerde eğitim öğretime verilen ara uzadı. 10 il 3 kategoriye ayrıldı. 4 ilde okullar 27 Mart'ta açılacak. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada depremin vurduğu illerdeki eğitim öğretim takvimine ilişkin bilgi aktardı. Bu 10 ilimizi eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibariyle, bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz. Depremden etkilenen 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayısı 785 bine yaklaştı. Bu öğrenciler istemeleri durumunda pansiyonlara yerleştiriliyor. Afet bölgesinde eğitim ve öğretimin başlaması içinse bir şart var. Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Dolayısıyla okullarımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız. Bakanlık ayrıca LGS'ye girecek 8. sınıf ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri için 1 Mart itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık. Yaklaşık 11.820.918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibariyle tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İstanbul'da 3 milyonu aşkın öğrenci okulların yolunu tuttu. Depremin etkilediği illerden gelen 2437 öğrenci kente yerleştirildikleri okullarda ikinci döneme başladı. Kentte riskli görülen ve tahliye kararı verilen 93 okulun bahçesi ise boş kaldı. İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı. Kentte riskli görülen ve tahliye kararı verilen 93 okulsa kapılarını açmadı. Bütün girişler alt kapıdan da bir. İstanbul'da 7446 okulda 183086 öğretmen ve 3.123.255 öğrenci okullarına döndü. Depremin etkilediği illerden gelen 2437 öğrenci de kentte yerleştirildikleri okullarda ikinci döneme başladı. İstanbul'da tahliye edilen 93 okuldan 76'sı yıkılıp yeniden yapılacak. 17'si de güçlendirilecek. Bu okullardaki 51.995 öğrenci ve 2.765 öğretmen ise başka okullara nakledildi.
Liste okullardan biri de Beylikdüzü'ndeki Bizim Kent İlkokulu. İkinci dönemin ilk günü okul bahçesi bomboştu. Tahliye edilen Pertevniya Lisesi'ndeki öğrenciler ise okullarına son kez gelerek özel eşyalarını aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına ilişkin iddialara sert çıktı. Bu iddianın kötü niyetli olduğunu ifade eden Akar, TSK ilk andan itibaren seferber olmuş, milletin yanına koşmuştur diye konuştu. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nı ikaz etmişler. Hazır ol diye. Kağıt kaçta? 4.30'da. Bu önemli. Deprem sonrası Mehmetçik kışlasından geç çıkarıldığı iddiasına sert çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk andan itibaren felaket bölgesinde seferber olduğunu söyledi. Saat 4.50 2. Ordu Komutanımız görevinin başında ve birliklerden rapor almaya başladı. Ne oldu diye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının da katılımıyla video konferans toplantısı yaptı. Deprem sonrası Mehmetçiğin felaket bölgesine geç çıkarıldığı iddiasına sert tepki gösterdi. Felaket anında ve sonrasında askerin nasıl refleks gösterdiğini saat saat aktardı. Ve saat 5'te Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi. Efendim teşekkür etti arkadaşlarım. Aktif oldu, tesis edildi. Ve eş zamanlı olarak Genelkurmay'da Kara Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bu merkezler zaten çalışıyorlardı. Takviyeli personelle çalışmalarını genişlettiler, derinleştirdiler. Çalışmalar sürüyor. Bakan Akar aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini kaydetti. Rapor, aldığımız bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanım, deprem oldu malum. Evet, geçmiş olsun. Saat 6'da AFAD'da koordineli arama kurtarma çalışmalarına başlandığını ifade etti. Çıkarma gemileri, helikopterler ve uçaklara hazır ol emri verildiğini söyledi. O günden bugüne de askerin aralıksız felaket bölgesinde bulunduğunu, acıları dindirmek ve yaraları sarmak için çalıştığını kaydetti. Mehmetçiğin deprem bölgesine geç intikal ettiği iddialarının iyi niyetli olmadığına dikkat çekti. Mehmetçik başlangıçtan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla, gerçekten büyük bir fedakarlıkla, terörle mücadelede olduğu gibi, hudut güveninde olduğu gibi hem fedakarlık hem kahramanlık yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Kahramanmaraş'ta açıklamalar yapıyor, dinliyoruz. Bu konuda da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Buyurun. Allah razı olsun. Aziz milletim, Kahramanmaraş'ın saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin 3. günü geldiğim Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde müşahede ettim. Yıkıntıların altındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazın kaldırılmaya başlandığı, yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız. Her iki depreminde merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Milletimize ve sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz
3000'e yakın iş makinamız mevcut. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40.000'i, konteynerların sayısı 3000'i, hayatını buralarda sürdüren insanlarımızın sayısı 300.000'i buldu. Kamuya ait spor salonlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilenlerin sayısı 58.000'i geçti. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 25.000 binadaki 91.000 bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bir başka ifadeyle Kahramanmaraş'ın yaklaşık 1/3'ü oturulamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı demeden bizler bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa ve ihya edecek Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum, depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz. Tabii burada altyapısı kontrol edilerek güvenliği temin edilen yerlere şu anda elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı. Şehir genelinde ulaşım birkaç noktadaki trafiği aksatmayacak çalışma haricinde sıkıntısız şekilde sağlanıyor. Deprem bölgesinin tamamında 10.000 konteyner kurulumu tamamlandı. 65.000 konteynerin kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100.000'e çıkartacak, ihtiyaç halinde de 200.000'e kadar yükseltebileceğiz. Kahramanmaraş'ta da konteyner kurulacak alanlardaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Kahramanmaraş'ta Mart ayı içinde 45.067 konutun temelini atarak inşallah inşasına başlıyoruz. Sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200.000 konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı Maraş'la birlikte deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkartacağız. İnşallah bir yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan bu inşa ve ihya hareketimizi ben inanıyorum ki bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz. Yeni konutlarımız zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde de bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Amacımız depremle yıkılan şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ederek milletimizi bir daha böyle felaketlerin acısını yaşatmamaktır. Biraz önce Hatay'da deprem anından bugüne kadar bölgeye ve deprem zedelerimize yaptığımız çalışmaları detaylıca kamuoyuyla paylaştım. Deprem zedelerimiz için gerek hane bazında, gerek birey bazında, gerek işletme bazında yaptığımız her yardım, sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır. Mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir.
Buradan ise tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Maraş'ı konutuyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin, her bir Maraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun. Yani yeniden tekrar ayrıldığı evine, barkına, bağına dönsün diyorum. Depremin canımızı yaktı, canlarımızı aldı, evlerimizi yıktı doğrudur. Ama bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. Ve inşallah da alamayacaktır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve hep birlikte sizleri birer Fatiha'ya davet ediyorum. Ruhları için El Fatiha. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta vatandaşa seslendi. Arama kurtarma çalışmasının sona erdiğini, enkaz çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Kahramanmaraş'ın yaralarını sardığını dile getirdi. 41 binden fazla görevli ve 3 bin araç çalışmalara devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı merkezi depremlerde sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için adımı atıyoruz dedi. 200 bine yakın konteyner kentlerden bahsetti. 10 bin konteynerin kurulduğunu, 65 binin de hala kurulduğunu söyledi. Eğer gerekirse 200 bine kadar yükselteceğiz dedi konteyner kentlerin. Mart ayı içinde 45 bin konutun temeli atılacaktır açıklamasında bulundu. Yeni konutlar zemin artı 3 ya da 4 şeklinde olacaktır dedi. Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin önemine değindi. Depremle yıkılan şehirleri yeniden inşa edeceğiz açıklamasında bulundu. Her yardım, her destek sizin hakkınızdır ve mutlaka bunlardan istifa ediniz açıklamasında bulundu. Kahramanmaraşlı vatandaşlara seslendi. Gelin şehri tekrar ayağa kaldıralım dedi. Her şey Maraş için açıklamasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a depremi vurduğu Diyarbakır'dan seslendi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını istedi. Bıktık seçilmişlerin karşısında atanmışların talimat vermesinden. Bıktık milletin iradesini hiçe sayan, saygısız, kaba, nobran atanmışların tavır ve davranışlarından. Üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Seçim tarihi polemiğine tek kelimeyle dahil oldu. Bence yapılacak. Evet, çok teşekkür ederim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener depremin vurduğu Diyarbakır'daydı. Depremzedeleri ziyaret etti, sonrasında açıklamalarda bulundu. Afetten etkilenen ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesini eleştirdi. Bizim aile mahremiyetimize 6 kişiyi, 10 kişiyi bir yurt
odasına sığdırmak mümkün değil, doğru değil. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla KYK yurtlarındaki aileler zaten kalamaz, kalmıyorlar. Derhal bu karardan vazgeçilmelidir. Akşener'in gündeminde YÖK'ün uzaktan eğitim kararı da vardı. Vazgeçilmesi çağrısını yineledi. Derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Derhal vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde eğitim görmelerinin, yüz yüze eğitim yapmalarının, hocalarıyla beraber çalışmalarının önünü açın. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı göreve başladığından bu yana ilk resmi Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Dün depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Bugün de Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Deprem yardımlarının yanı sıra F-16 alımı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle terör örgütleriyle mücadele gibi başlıklar toplantının gündemindeydi. The Biden administration strongly supports. Biden yönetimi son derece hem yükseltilmesi bu F-16'ların hem de yenilerinin sunulması hususunda Türkiye desteklemektedir bunu. Bu NATO müttefiği ve dost müttefiği olarak bu ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek standartlarda faaliyet göstermesi çok önemli NATO bünyesinde. Biden yönetiminin F-16 konusuna bakışını bu sözlerle özetledi, takvim veremem dedi. Türkiye ise tek taraflı yaptırımların kaldırılması isteğini yineledi. F-35 programının ortağıydık. Katsa yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Bu tek taraflı bir karardı. Bizim kararımız değildi. Dolayısıyla ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir rakam var. Tabii Türkiye bu programda olmadığına göre ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve başladığından bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Afet bölgelerini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşını ABD'nin deprem yardım merkezi konumunda da bulunan İncirlik Üssü'nde karşıladı. İki bakan TSK'ya ait helikopterle Hatay'a geçti. Depremin vurduğu kenti havadan inceledi. Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmelere katıldı. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. PKK-YPG'ye verilen desteğe ve FETÖ'nün mevcudiyetine son verilmesi hususundaki beklentilerimizi her zaman olduğu gibi bugün de vurguladık ve ABD tarafı bunu biliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci gündemdeydi. Evet, İsveç bazı olumlu mesajlar verdi, kanun değişikliği yaptı, anayasa değişikliği yaptı. Ama maalesef İsveç'te PKK terör örgütü yandaşlarının, terörün finansmanı, ondan sonra insan devşirme ve de terör propagandası dahil her türlü faaliyetlerin devam ettirdiğini açıkça görüyoruz. İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyorlar. Ama bunları, bu tür faaliyetleri engellemek de İsveç'in elinde. Bakan Çavuşoğlu bu süreçle F-16 alımının birbirinden bağımsız olduğunu söyledi. İki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Kendi temelinde devam eden müzakereler var. Mutabakat zaptı var. Dolayısıyla İkisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Konuk Bakan Blinken, ABD'nin Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığını belirtti. Sözü DAEŞ'a getirdi. Gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz güney sınırıyla ilgili olarak. Bu konuda bu Türkiye de eminim bizim bu güvenlik sorunlarımız da aynı şekilde DAEŞ konusunda anlıyordur ve takdir ediyoruz ya onların tekrardan ortaya çıkması tehditleri konusunda. Şu anda birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan cevap gecikmedi. DAEŞ ya da başka bir terör örgütü, herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın yanlış olduğunu, ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla PKK-YPG'nin de DAEŞ'le mücadele ettiği iddiasında biz iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı çeviriyoruz. Üniversitelerimiz olmak üzere alanında inşaat, jeoteknik, jeofizik, jeoloji ve endüstri mühendisleri, harita, kadastro mühendisi ve bu anlamda gerçekten afet alanındaki bölgelerin ihyası süreçlerine dair çalışmalarıyla tüm dünyada takdir edilen tüm hocalarımızla birlikte burada bir araya geldik ve mesai arkadaşlarımızla birlikte de geniş katılımlı bir toplantıyı gerçekleştirdik. Hep söylüyoruz, depremin ilk anından itibaren tüm Türkiye el ele, gönül gönüle vererek Türkiye tek yürek diyerek çalışma başlatılmış ve bu anlayışla da depremin ilk anından itibaren çalışmalarımızı yürütmekteyiz ve son ana kadar da vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarına yerleştirene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii iyileştirme aşamasında ve sonrasında yapılması gereken iki özel dönem olduğunu görüyoruz ve bu anlamda da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde de iki dönem içerisinde belirli çalışma gruplarında görev dağılımlarını bugün itibariyle AFAD Başkanlığımız bünyesinde TÜBİTAK'la birlikte tüm hocalarımızı da içine aldığı süreçte çalışmalarımızı gruplara göre belirleyerek yürüteceğiz. Şu an halihazırda 1000'i aşkın hocamızla sahada gerek hasar tespitte gerek fay hatlarının durumunun tespitinde gerekse buradaki sıvılaşma zemin problemlerine ilişkin tespitlere ilişkin çalışıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var, bakanlığımız bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var, yine AFAD bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var ve bu hocalarımıza ilaveten iyileştirme sürecine yönelik mevcut yerleşim alanları ve yerleşim alanlarının dışındaki rezerv alanlara ilişkin tüm etütlerimizi oluşturacağımız çalışma gruplarıyla birlikte sahadaki arkadaşlarımızla birlikte yapıyor olacağız. Bu grupları bugün itibariyle oluşturup yeni hocalarımızı, yeni ekiplerimizi de çalışma gruplarımıza ilave edeceğiz. Tabii burada iki özel dönem var diye ifade etmiştim. Biri iyileştirme süreci, diğeri de yeniden yapım süreci. İnşallah bu süreci de belirlediğimiz çalışma gruplarıyla birlikte hassas bir şekilde yürütüyor olacağız. Bu noktada hasar tespitlerimizi hızlıca tamamlamamız gerekiyor. Şu an 7350 personelimizle 11 ilimizde her ilçelerimizde hasar tespit süreçlerini büyük bir titizlikle yürütüyoruz ve deprem bölgesindeki illerimizde şu ana kadar 4 milyon bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 40 bin binayı inceledik ve 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ben tüm illerimizdeki hasar tespit sayılarını tek tek vermek istiyorum. Gaziantep'te 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin bina. Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız bölümden oluşan 25 bin bina. Malatya'da 67 bin bağımsız birimden oluşan 19 bin bina. Hatay'da 143 bin bağımsız birimden oluşan 37 bin bina. Adıyaman'da 50 bin bağımsız birimden oluşan 17 bin bina. Kilis'te 2100 bağımsız bölümden oluşan 1400 bina. Elazığ'da 5800 bağımsız birimden oluşan 1300 bina. Adana'mızda 1775 bağımsız birimden oluşan 113 bina. Osmaniye'de 14 bin bağımsız birimden oluşan 4300 bina. Şanlıurfa'da 3900 bağımsız bölümden oluşan 775 bina ve Diyarbakır'ımızda da 9000 bağımsız bölümden oluşan 1300 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitimizi yaptık ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an Türkiye geneli itibariyle %70'i hasar tespitte bulmuş durumdayız. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde hasar tespitlerimizi tamamlayacağız. Tabii bugün bilim insanlarımızla yaptığımız istişareler bizim için çok kıymetli.
Hocalarımızın önerilerini, fikirlerini aldık ve bu doğrultuda da yeni yapılacak çalışmalarda yapılacak adımları, atılacak adımları, yapılacak çalışmaları hep birlikte istişare ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak konutlarımızın tabii bilimsel normlara ve yeni teknolojilere uygunluğunu, burada kullanılması gereken en yüksek seviyede sağlamak adına bir araya geldik ve hocalarımızı dinledik. Tabii hocalarımız da bölüm itibariyle baktığınızda Türkiye'nin en saygın, bu noktada en yetkin hocaları, jeofizik alanında, jeoteknik alanında, jeoloji alanında, zemin alanında, bina yapı statiği anlamında en yetkin hocalarımız ki burada bundan sonraki süreçte de yapılacak yeni deprem yönetmeliği dahil AFAD Başkanlığımızla deprem yönetmeliğinde bir eksiklik var mı? Bu eksiklik varsa eğer buna ilişkin ne yapmalıyız? Tabii ki bu yaşadığımız iki büyük depremde yapılacak adımlar, yapılacak projelerin detayları, zeminleri, harita, kadastro ile ilgili işte 6,5 metreye varan bir kaymadan söz ediyoruz ve burada da deprem kadastrosu dediğimiz uygulamaların yapılması, kentsel tasarım projelerinin bölgenin dokusuna, demografik yapısına, kültürel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik her türlü istişareyi burada yaptık ve burada da bundan sonraki süreçte oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla birlikte hocalarımızla bir çalışmayı daha da hızlı hale getirecek. Onların fikirlerini, önerilerini, yine vatandaşlarımızın fikirleri, burada şehrin tüm bileşenlerinin, yerel yönetimlerinin, sanayicisinin, turizmcisinin, çiftçisinin, tüm vatandaşlarımızı içine alır bir planlamayla 50 yıllık bir planı ortaya koymaya gayret göstereceğiz. Tabii ülkemiz jeolojik konumu, bu manada tektonik ve morfolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal kökenli olayların sık gözlendiği bir konumda yer almaktadır. Maalesef yüzlerce yıllık yerleşim düzenimiz ve yapılaşma alışkanlıklarımız da bu olayla birlikte işte afete dönüşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda bu bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecinde şehirlerimizi bilimsel, hızlı ve güçlü, bilimin ışığında, sanatın ışığında, kültürün ışığında yeniden inşası için bu çalışmaları yürüteceğiz ve şu temel başlıklar ve hedefler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Bir, yeni yerleşime açılacak alanlarda deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin yine ne olacağı öngörüsüyle hareket edecek bir çalışma grubumuz olacak ve burada yeni yerleşim alanlarında, mevcut yerleşimde ne yapmamız gerektiğini de bu çalışma grubuyla birlikte projelendirerek yürüteceğiz. İkincisi, yine yeni yerleşim yeri seçiminde yıkılan ve ağır hasar gören binalarımızdaki mevcut alanların morfolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik arazi kullanımını ve bu noktadaki afet risk durumunu inceliyor olacağız. Üçüncü grubumuz, dirençli şehirler için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım süreçlerini yürütüyor olacak. Dördüncüsü ise bu zeminlerde mikro bölgeleme yapmak. Bu mikro bölgeleme ile birlikte ayrıntılı jeolojik etütleri inceleyecek. Yapmış olduğumuz raporları gerek yerinde giderek bakmak, gerekse rapor üzerindeki değerlendirmeleri yapmak suretiyle yürüteceğiz. Ve beşincisi de eski yerleşim alanları. Tabii bu eski yerleşim alanları bizim Cumhuriyetimizin kurulduğu, kültürümüzün olduğu, buradaki ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı tarihi eserlerin içinde yer aldığı yerler. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayı da hassas bir şekilde yürüteceğiz. Buradaki fay hattını birebir yerine bir işleyeceğiz. Buradaki zemin kalitesini yine yerinde etütleri yapmak suretiyle incelemiş olacağız ve ardından da buradaki şehrin ihtiyaçlarını içerir bir master plan yapacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden gerek imar transferi, gerek trampa yöntemiyle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olacağız. Altıncısı ise bilimsel anlamda önceliğimiz sağlam zemin ve doğru teknik. Burada hocalarımızla da bu konuda hemfikiriz. Bunun için seferberlik anlayışıyla tüm üniversitelerimizde,
mühendislerimizle, mimarlarımızla birlikte yöresel dokuyu koruyacak ve yatay mimari anlayışını da yaşatacak bir çerçevede süreci yürüteceğiz. Ve baktığınızda da şehrin karşısına geçip bu konutlara baktığımızda da iyi ki yapmışız, ne güzel oldu diyeceğimiz, yaşayan insanlarımızın burada her türlü ihtiyaçlarını gidereceği anlayışla olacak. Sosyal donatılarıyla, parklarıyla, oyun alanlarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte bu planlamayı yapacağız. Yine deprem döneminde çok gündeme gelen bir konu, yapı statiği açısından baktığımızda da radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğiz ki hocalarımız da bu noktada deprem bölgesinde bu yapı statiği açısından da hem 1.180.000 konutumuzun buradaki davranışı, hepsinin dimdik ayakta olması sebebiyle de hızlı olması tabii burada önceliğimiz, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturabilmek adına bu sistemle inşamızı gerçekleştireceğiz. Dokuzuncusu, yapılaşmayı zeminde sıvılaşmanın olmadığı yerlerde yapmak önceliğimiz, fay hattına uzak mesafede yapmak. Eğer bir zorunluluğumuz varsa da burada da her türlü emniyeti, tedbiri hocalarımızla da bunları istişare ettik. Almak suretiyle bu belki işte Antakya merkezde, Hatay'da, işte Kahramanmaraş'ta, belki Adıyaman merkezde bu durumla karşılaşabiliriz ki burada da her türlü tedbiri alacağız. Fay hattından yaklaşma mesafelerini, sınırlarını koyacağız. Buraları yeşil alanlar yapacağız. Yine depremde vatandaşlarımızın bu acıları bir daha yaşamaması adına bu süreçte depremi her an yaşayacağımızı bilerek hareket edeceğimiz, burada farkındalığı hep birlikte yaşayacağımız, buradaki şehitlerimizi, vatandaşlarımızı anacağımız alanlar, sosyal alanları da yine burada yapacağız. Dokuzuncusu ise yerinde ya da şehir merkezinde yapacağımız konutları da zemin kalitesine ve fay hatlarına olan mesafesine ve şehrin demografik yapısını kaybetmeyeceğiz. Hatay'ımız 7'den 70'e tüm kültürlerin yaşandığı, burada Lazı'yla, Kürdü'yle, Çerkezi'yle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı, uyum içerisinde yaşadığı anlayışı yine yeni tasarımımıza koyacağız ve burada bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımız inşallah yaşıyor olacak. Ve önümüzdeki 2 ay içerisinde tüm bu planlamalarla birlikte Adana'da 2500, Adıyaman'da 25.882, Diyarbakır'da 6.000, Gaziantep'te 18.544, Hatay'da 40.426, Kahramanmaraş'ta 45.067, Kilis'te 250, Malatya'da 47.770, Osmaniye'de 9.550, Şanlıurfa'da 3.000, Elazığ'da 3.750 konut olmak üzere toplamda 200.000 konutumuzu TOKİ Başkanlığımız koordinasyonunda gerek TOKİ'mizle, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapımına başlıyor olacağız ve inşallah söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Ben bugün buraya gelen yaklaşık 4-5 saattir buradayız. Hocalarımıza detaylı bir şekilde istişare ettik. Tüm hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Aynı motivasyonla birlikte hocalarımızla oluşturacağımız gruplarla çalışacağımızı da buradan milletimize ifade ediyor. Tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz hocalarım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te açıklamalarda bulundu efendim. Tekrar o açıklamaları ekranlara getireceğiz. Deprem bölgelerinde binlerce ev yıkıldı ya da hasar aldı. Yıkılan binaların çoğunda arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktı. Öte yandan 11 ilde hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. İncelenen 970 binanın 112.000'inin yıkılmasına karar verildi. Hasarlı binalarda kontrollü yıkımlar başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binalarsa kontrollü yıkılıyor.
deprem bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3.520.000 bağımsız bölümden oluşan 927.000 binanın incelemesi tamamlanmıştır. Deprem bölgelerinde yüz binlerce ev yıkıldı ya da hasar aldı. Yıkılan binaların çoğunda arama kurtarma çalışmaları yerine enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 970 binden fazla bina incelendi. 112 bin binanın acilen yıkılmasına karar verildi. Bu kapsamda 118 bin binada 412 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ağır hasarlı yapılara yıkım çalışmaları başlatıldı. Kentlerde kamyon ve iş makinesi hareketliliği yaşanıyor. Kontrollü yıkımlarda kimi zaman terslik olabiliyor. Adana'da bir caminin minaresi yıkım sırasında 3 katlı bir evin üzerine devrildi. O anlarda panik yaşandı. Neyse ki can kaybı olmadı. Kaldırılan enkazlar şehirlerin dışında belirlenen alanlara dökülüyor. Enkaz yığınlardan sağlam çıkarılan eşyalarsa sahiplerine teslim edilmek üzere tutanakla kayıt altına alınıyor. Afetzedeler yetkili kurumlardan aldıkları belgeyle eşyalarını teslim alabilecek. Adana'da afetzedeler moloz yığınları arasında kaybettikleri yakınlarından kalan hatıraları arıyor. Öte yandan 11 ilde zemine tüt çalışmaları da sürüyor. Mart ayından itibaren Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapım seferberliğine başlanacak. Mart ayı başında 30 bin konutun inşasına başlayacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı inşallah daha da arttıracağız ve kısa zamanda hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap projelerimizi, ihalelerimizi 2-3 ay içerisinde tamamlayıp 1 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 20 Şubat Pazartesi BBN Türk Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik efendim. Yayınlarımız Ankara'dan devam edecek. İyi akşamlar.